Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte integrale giriş yapacağız arkadaşlar. Lütfen videolarımı tek tek izleyin. İnanın bana integralle ilgili hiçbir sorununuz kalmayacak. Şimdi goberler, hadi bira bismillah diyelim. Çok konuşmaya gerek yok. Neymiş şu integral, bir öğrenelim arkadaşlarım. Şimdi integrale diferansiyel kavramını öğrenerek başlıyoruz dostlar. Şimdi burada bir açıklama kısmı var tabii ki, yazdım ben buraya. Siz bunların PDF'sini indireceksiniz dostlarım. Tek tek takip edeceksiniz. O esnada zaten siz bir okuyacaksınız bu cümleyi. Şimdi ben de okuyayım. Türevlenebilir bir y eşittir fx fonksiyonunda her iki tarafında x'e göre türevi alınırsa diyor. Hemen alalım. Y'nin x'e göre türevi dy bölü dx. Fx'in türevini alıyorum, d bölü dx. Bu ne demek? F'in türevinde x demekmiş şu kısım. Sonra buradan içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. Ve bakın şöyle bir sonuç geliyor. Dy eşittir d fx çıkıyor kardeşim. D iç parantez içinde fx ya da f'in türevinde dx gibi bir ifade geliyor. İşte buradaki şu dy eşittir f'in türevinde x, dx kısmı var ya. O kısma biz, şu kısma biz fx'in diferansiyeli diyecekmişiz. Buradaki dx dediğimiz ifadeye de diferansiyel çarpanı diyecekmişiz dostlar. Yani olayın özü şu arkadaşlar. Bize ya diyecek ki, bakın örneklerde görelim daha iyi olsun. Diyecek ki ifadesinin diferansiyeli nedir? Ya böyle direkt soracak diferansiyeli nedir diye. Ya da şöyle d yazıp yanına parantez içinde bir ifade yazdığında bu da şu ifadenin diferansiyeli nedir demekmiş. Bunun anlamını söyledi yukarıda. Peki diferansiyelde ne yapıyormuşuz öğretmenim? Diferansiyelde türevini alıyormuşuz ve yanına dx yazıyormuşuz. Aha, olayın özü bu. Diferansiyeli nedir sorusunun cevabı, türevini al, yanına dx yaz. Şimdi bu adamın türevi 2x eksi 5'tir. Hepiniz türevi çok iyi biliyorsunuz. Yanına da dx yazdığımda aha da diferansiyelini almış olduk. Şurada da aynı şey kardeşim. Bak dördüncü örneğime bak. Ne diyormuş? D yanında parantez içinde bir ifade varsa bu ifade de diferansiyel anlamına geliyormuş. Buranın diferansiyeli nedir demekmiş. Ve biz ne yapıyormuşuz? Türevini alıp yanına dx yazıyormuşuz arkadaşlar. E hadi bunun türevini alalım. Şimdi 1 bölü m'in türevi artık ezberlediniz. Eksi 1 bölü m kare. Artı kök m'in türevi, içinin türevi 1 bölü 2 tane kök aynısı. İşte bu benim türevim. Yanına da dm, çünkü değişkenim m olduğu için dm diferansiyel çarpanında yazdığımda işte bu benim diferansiyelimdir. Yani d'yi gördüğümde yanındaki parantez içindeki ifadenin türevini alacakmışım. Yanına integral çarpan, diferansiyel çarpanını da unutmayacakmışım dostum. İkinci örneğime geldim hemen. Bakın ikinci örnekte ne diyor? Direkt sormuş. Diferansiyeli nedir? Diferansiyel neydi? Türevini al, yanına dx yaz. Ya da değişkenim u olduğu için du yazacağım şimdi. Hadi türevini alalım. Köklü ifadenin türevi, içinin türevi 3 bölü 2 tane kökün aynısı. 3u artı 1. İşte bu türevi, sen bunun yanına d, u deyip diferansiyel çarpanını yazdığında bu da senin diferansiyelin oluyormuş. Geldim üçüncü örneğe. Bakın şu kısımda, şurada x kareyi karıştırmayın ama şurada bir diferansiyel muhabbeti var. D var, yanında parantez içinde bir şeyler var arkadaşım. Ne yapıyorduk burada? Parantez içindeki ifadenin türevini alıyoruz. Hadi burada bölümün türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinci, bölü ikincinin karesi, yanına da dx yaz demiştik. İşte şu parantezin içi bu. E başında bir de bunun x kare var kardeşim, ki şu x karelere bay bay dedik. Geriye ne kaldı? X çarpı f'in türevinde x, eksi f dx, dx. İşte sorumun cevabı budur. Hadi geldim 5. örneğime. Bakın ne var yine? D var. Parantez içinde bir ifade var. Parantez içindeki ifadenin nesini alacaktık? Türevini alıp yanına dx yazacaktık. Hadi şurada türevini alıp dx yazalım arkadaşlarım. Hemen türevini alıyorum. Yanına da dx yazacağım. 1 gelir bunun türevi. Artı f'in türevinde x gelir kardeşim. Yanına da dx'imi yazdım. Burada ne var? Eşittir diyorum. X kare artı 3x var. Yanında da dx var. Peki dx'lere bay bay diyelim mi? Gitti bunlar. Hadi biri de bu tarafa atalım. Bakın f'in türevinde x ne çıktı bu durumda? X kare artı 3x eksi 1 geldi burada. İşte f'in türevini buldum. Bana neyi soruyor? F'in ikinci türevini. Hadi ikinci türevini de alalım o halde. 2x artı 3'tür.
İkinci türevde x yerine 2 yazın diyor. Hemen 2 yazıyorum. 4 olur, 3 daha, 7 gelir. Sorumun cevabı patladı gitti kardeşlerim. Yani mevzuyu anladınız arkadaşlar. Bize iki türlü diferansiyelle ilgili soru sorabilirmiş. Ya direkt d yazıp parantez içinde bir ifade yazacak. Ya da direkt diferansiyeli kaçtır diye soracak. Nedir diye soracak. Evet. Birinci sayfa tamam, geldik ikinci sayfaya. Şimdi belirsiz integraldeyiz arkadaşlarım. İntegralin nasıl alındığını, integral nedir falan, bunları öğretmeye çalıştık biz burada. Şimdi çok böyle genel olarak bir şeyler yazdım ama çok bunları anlatma taraftarı değilim. Yani genelde öğrencilerime ben bu şekilde ayrıntılı ayrıntılı anlatmıyorum dostlarım. Şurada söylediğimiz şey, türevin tersi integral, integralin tersi de türevdir. Bu muhabbeti bileceksiniz arkadaşlarım. Bir de şu integral sembolümüzün şu olduğunu zaten eminim bu zamana kadar mutlaka görmüşsünüzdür diyelim. İntegral sembolünün içinde dx diye bir ifademiz var. Bunu da sakın unutmayın. Buraya diferansiyel çarpanını yazıyormuşuz mutlaka. Falan filan. Şimdi olayın özü şu. Gelin şurada integral almaya başlayalım biz. İntegralinin eşiti nedir diye bir soru sormuş bize. Dostum, İntegralde olayın mantığı şu kardeşim. X'in üstündeki kuvveti, X'in üstünde n olsun. Bunu birazdan ilerleyen aşamalarda yine göstereceğim ama. X'in üstünde n olsun. Bunun sen integralini alacaksan olayın şu. Kuvvetini 1 arttırıyorsun, n artı 1. Bulduğun kuvveti de paydaya yazıyorsun. N artı 1 çıkıyor ya. Onun aynısını paydaya yazdığında işte bu senin integralindir kardeşim. İntegralin özündeki mantık bu. Yani polinomlu bir ifadenin integralini alacaksan olayın mantığı bu. Şimdi bir de tabii ki bunun yanına artı c'yi ekliyoruz kardeşlerim. Şimdi bu artı c'yi şurada zaten neden artı c'ye eklediğimi ben üst tarafta anlattım arkadaşlarım ama illaki ben neden artı c'ye ekleyeceğim diye bilmene de gerek yok. Artı c'yi ekliyoruz desen de yeter. Şimdi gelin bunun integralini alalım. Ya hocam burada x yok. Aslında x var. X'in üstünde 0 var değil mi kardeşim? X'in üstü sıfırlıdır. Peki bu 4 çarpı x üzeri 0 ifadesinin integralini alıyorum. Şimdi 4'e hiç dokunmayacaksın. X üstünde 0'ı ne yapıyordum? 1 arttırıp bölü 1 yazıyorum. Yanına da ne ekliyormuşum? Artı c. Peki buranın sonucu ne çıktı kardeşim? X üstünde 1 x demektir. 1'e bölersem yine x demektir. Yani 4x artı c'ymiş benim integralimin sonucu. 4x artı c'ymiş kardeşim. Yani olayın özü de şu. Sabit bir fonksiyonun integralini alacaksan yanına değişkenini bir kere çarpıyorsun. 5'in integrali nedir? 5x. 6'nın integrali nedir? 6x. Kök 2'nin integrali nedir? Kök 2x. Ama artı c'leri unutmuyorum. Bu artı c'nin muhabbeti de şu arkadaşım. Şimdi integralin tersi türev, türevin tersi integral dedik ya. Bak şu ifadenin sen türevini aldığında 4 gelmek zorunda. 4. Peki bunun türevini alalım. 4x, 4x'in türevi neydi? 4. C sabit bir sayıdır. Sabitin türevi neydi? 0. 4 artı 0'dan bakın bunun türevi, gerçekten türevini aldığımda 4 geliyor. Olayın özü de şu kardeşim. Şurada açıklayayım hadi şu integral sabitini. Şimdi kardeş, 4x artı 1'in de türevini alsan, türevi 4x'in türevi 4'tür. Artı 1'in türevi de 0'dır kardeşim. 4 artı 0 yani 4'tür. 4x eksi 2'nin türevini al. Bu da 4'tür. 4x artı 27'nin türevini al. Bu da 4'tür. Yani şurada bir sabit sayı vardır veya yoktur. Yani şu da olabilir. 4x artı 0'ın türevini al. O da 4'tür türevi. Yani olayın özü şu. 4x'in türevi 4'tür ama yanındaki sabit sayının kaç olduğunu bilmezsin. O yüzden biz buraya bir c deriz. Ha, sen bunun türevini aldığında 0 geldiği için çok da fazla ilgilendirmez bizi kardeşim. Oradaki c'nin kaç olduğunu şu anda ilgilendirmez bizi. Peki ikinci örneğe geçelim. X'e göre türevi 2x olan fonksiyon nedir? İfadesinin karşılığı, yani integralini soruyor bize dostum. 2x dx. Gerçekten bu integrali aldığınızda x'e göre türevi 2x olan fonksiyon nedir ifadesinin karşılığı geldiğini göreceksiniz dostlarım. Hemen geçtim bir alttakine. Bakın ne kadar kolay bir soru olacak sizin için artık bu. 5'in katsayıyı biz integralin özelliğidir. Katsayıyı başa alabiliriz. Hemen ne yapıyorum? Katsayıyı başa alalım. 5 dursun başta. X küpün integralini alacağım. Neymiş integralin özü? Kuvveti 1 arttır. 3'ü 1 ekledim. 4 oldu. Bölü 4. Yanına da artı c'yi unutma. İşte bu senin integralin. Yani şöyle soruyorsun aslında. Yani şu sayfada anlatmak istediği şey şu kardeşim.
neyin türevi 5x küptür diye sormanı istiyor sana. Gerçekten de şu ifadenin türevini alın, 5x küp çıkacağını göreceksiniz. Ama biz öyle yapmıyoruz. Direkt integral almanın kuralına giriştik arkadaşlar. Geldik şuradaki dördüncü örneğimize bakalım. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bir şey söylemiş bize. Hemen bakalım şu aşağıdakilere. Hangisi kesinlikle doğruymuş bir görelim. Şimdi integral 4x dx fx artı c olduğuna göre. Peki şimdi biz buradaki integrali alsak. 4 sabit sayı başta dursun. Burası gözüküyor mu? Gözüküyor. X'in kuvveti burada 1'dir. Kuvvetini 1 arttırıyorum. X kare bölü 2 yapıyorum. Şu ikiler de gitti. 2x kaldı. 2x kare. Bakın artı c'yi de unutmayalım tabi. 2x kare artı c geldi. Şuranın sonucu. Neye eşitmiş? Fx artı c'ye eşitmiş. Bu da eşitmiş fx artı c. Peki c'ler gitti. Fx eşittir 2x kare geldi mi? Hadi yazalım. Fx eşittir 2x kare. A şıkkını deniyorum. Türevi 4x'tir diyor. Hemen 4, 2'yi başa aldık. Gerçekten 4x çıktı. A şıkkı doğru cevaptır dedik. Hemen geçtik. Çevirdik. Bu da tamamdır. Burayı da hallettik mi ya? Hallettik. Tamam. Belirsiz integralin özelliklerine geldik dostlarım. Bakalım ne diyor. Şimdi diferansiyel ile integral peş peşe gelince işlem sırasına dikkat et demişim ben. Bakın burada sağda kalan ilk işlemdir diyor. Yani şöyle. Bakın d türev integral. İkisi de peş peşe gelmiş. Türev ve integral. Veya şuraya bakın. Türev ve integral. Peş peşe geldiklerinde diyor. Peş peşe gelirlerse sağdaki ön birinci işlemdir. Yani burada senin ilk yapman gereken işlem integral işlemiymiş. İntegrali aldıktan sonra da bir de türevini alacakmışım dostlar. Şimdi bu türevini al demek d ne demekti? İçinin türevini al, yanına da dx yaz demekti. Peki ya da kısaca şöyle yapalım arkadaşlarım. Türevle integral sadeleşti. Geriye ne kaldı? Fx dx kaldı. Aha da o da budur. Ya da şuraya geldiğinizde bakın türevle integralim sadeleşti ama şu dx ile de dx'im sadeleşti. Bunu da görün. Geriye bir tek ne kaldı? Fx kaldı. Yani türevle integral peş peşe geldiğinde sadeleşenlere dikkat edin. Türevle integral sadeleşir. Dx ile de dx sadeleşebilir tabii ki. Bunlara da dikkat edin arkadaşlarım. Şimdi bir özellik daha var. Buna da bakalım. Şimdi diyor ki bir fonksiyonun önce diferansiyeli sonra integrali alındığında c integral sabiti yazılacaktır diyor. Tamam, şurayı görelim. Bakın burada şimdi öncelik sağdaki işlemdeydi değil mi? Önce şurayı yapacağız. Önce türev sonra yani önce diferansiyelini alıyormuşuz. Sonra integralini aldığımızda şimdi normalde bununla bu sadeleşir. Geriye fx kalır diyorum ama sabiti de yazacakmışsın diyor kardeşim. Sabiti yazmayı unutma. Şöyle ezberleyebilirsin eğer istersen. Diferansiyel yani d sağda ise c yaz. D sağ taraftaysa c yazmayı unutma diyor kural. Şimdi gelelim bakın şurada da bir aynısından neredeyse var. Şimdi önce d var, sonra integral var. Gördünüz değil mi? D sağ tarafta. Demek ki sonuna ben bir c ekleyeceğim. Şimdi sadeleşenlere bakalım. Türevle integral gitti. Dx'le dx gitti. Geriye bir tek fx kaldı ama c'yi de unutmayın. Çünkü neden? D sağdaydı. D sağdaysa c eklenecek. Hadi gelin şunlara bakalım. Şimdi birinci sorumuzda. Dostum d ile integral gitti mi? Türevle integral sadeleşti. Geriye ne kaldı? X küp artı 2x dx kaldı. Dx'i sadeleştiremedim. Çünkü d bölü dx değildi bu. Şuna gelelim. Şurada ne yapacağız şimdi canım kardeşim? Türevle integrali sadeleştirdik. Türevle integral sadeleşti. Şimdi normalde geriye x küp artı x kare kaldı hocam. Ama böyle değil, bir de artı c yazın demişiz değil mi? Yukarıdaki kuralda öyleydi. Bakın integral solda, türev yani d sağda. D sağda kaldıysa artı c'yi ekle demiştik. Unutmayınız bunu arkadaşlar. Gelelim 3 numaraya. Bakın d ile integral gitti. Dx ile de dx gitti.
Geriye x üzeri 5 artı x kaldı canım kardeşim. Peki hocam c'yi ekleyeceğim mi eklemeyeceğim mi? Hemen d'ye bakalım. D integralin sağında mı? Sağında. O zaman c ekleyeceksin. Geldik 4 numaraya. Şuna bakalım. D ile bu gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü x küp. 1 bölü x küp. D x kaldı. Hocam c ekleyeceğim mi? D'ye bakın. D sol tarafta, C eklemeyeceksin kardeşim demektir. Geldik buna. Diyor ki D ile integrali götür. DX ile de DX'i sadeleştir. Geriye ne kalıyor sadece? 5X artı 2. Hocam C ekleyeceğim mi? Bakalım. D harfi sol tarafında değil mi integralin? Solunda olduğu için C eklemiyorsun kardeşim. Böyle bırakıyorsun. 5X artı 2'dir bunun cevabı. Geldik şuna. D ile bu gitti. DX ile bu gitti. Geriye ne kaldı? 2x kare artı 3x kaldı kardeşim. Peki hocam C'yi ekleyeceğim mi? Denizli harfine bakın sol tarafta. Soldaysa eklemiyorsun. Böyle bırakıyorsun. Peki geldik ikinci örneğimize. Bakalım burada ne demiş? İkinci örneğimizde hemen bakıyoruz arkadaşlarım. Şimdi şurada. D ile integral gitti. Dx ile bu gitti. Geriye ne kaldı? X küp kaldı. Artı kök x kaldı. Doğru mudur arkadaşlarım? X küp artı kök x. Peki c ekleyeceğim mi öğretmenim? D harfi sol tarafta olduğu için eklemiyorum. İşte şuranın sonucu budur. Peki burada neye eşitmiş? Fx'e. Benden ne istiyor? F'de 4. Hadi 4 yazalım burada. 4'ün küpü 64. 4 yazarsam 2 çıkar. 66'dır bu sorunun cevabı. Şuna gelelim. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi önce D ile bu gitti. Geriye ne kaldı? X kare artı 3X kaldı. Yani Fx dediğim şey X kare artı 3X'miş. Peki hocacığım C ekleyeceğim mi? Ekleyeceksin. Neden? Çünkü D sağ tarafında kalmış integralin. O yüzden C'yi de ekledim. Şimdi bize neler söylemiş? F'de 0, 5 demiş. Hemen F'de 0'ı yazalım. 0 yazarsam 0, 0 yazarsam 0 bir tek C kalır. Ve bu da 5'miş. Demek ki ben buradan C'yi 5 buldum. Peki Fx'i bir daha baştan yazalım mı o halde? X kare artı 3X artı 5'miş meğersem C. Tamam Fx bu. Bizden ne istiyor? F'de eksi 1'i. Hemen X gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Burası 1 olur. Burası eksi 3, burası da 5. Eksi 2, 5 daha, 3 bulundu bile. Evet, bu da tamamdır. Geldik 4 numaralı sayfaya. 4 numarada dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedecekmişiz. Yani belirsiz integralin özelliklerini söylemeye devam ediyoruz arkadaşlar. 4. sayfamızda. Bakın şurada bir özellik yazmışız. Diyoruz ki, şimdi bir integralli bir ifaden var. Tamam hocam, şurası integralli. Ve değişkenine bakar mısın? X'e bağlı. X'li bir değişken. Diyor ki bu integralin sonucunu aldın. En son karşına şöyle bir şey çıkar değil mi? X'li bir fonksiyon çıkar. İşte atıyorum. X küp eksi 2x artı 7. Salla gitsin. Böyle bir şey çıktı bu kutunun içi. Sana da diyor ki sonra diyor bu kutunun içindeki ifadenin de T'ye göre türevini al. DT. Bak T'ye göre türevini al diyor. Senin buradaki ifaden ne? X'e göre. Ama bana T'ye göre türev al diyor. Peki böyle bir şeyde ne yapıyorduk biz? T'nin dışındaki bütün harfler sabit sayı kabul ediliyordu. O halde burası komple bir sabit sayıdır. Sabit sayının türevini alın diyor bize. Sabit sayının türevi de sıfırdır. İşte dediği şey şu arkadaşlarım. İntegral herhangi bir değişkene bağlı. Burada X'e bağlı. Ama bundan sonra bir de türev alırken başka bir değişkene bağlıysa sonuç kesinlikle sıfırdır diyor. Burada da bunun açıklamasını yazmışım arkadaşlar. İkinci özelliği yani üçüncü özelliği oluyor daha doğrusu integralimizin bir sonraki özelliği şu. İntegralin içindeki bunu söylemiştik zaten ilk sayfamızda. İntegralin içinde bir katsayı varsa sen bu katsayı integralin dışında yazabiliyormuşsun kardeşim. Katsayı integral dışına atılabilirmiş. Geldik şu özelliğe. Tıpkı türevde de olduğu gibi toplamın veya farkın integrallerini tek bir İntegral altında buluşturabiliyorsun toplamlarını veya farkları varsa. Şimdi buna bakalım.
Diyor ki bir fonksiyonun integralinin eşiti biliniyorsa her iki tarafın türevi alınabilir. Bunun tersi de olacak arkadaşlar. Bir fonksiyonun türevinin eşitini biliyorsak da her iki tarafın integralini alacağız. Yani şunu demeye çalışıyor. Hani mesela x kare eşittir 5 dediğimizde x'i nasıl buluyoruz? Her iki tarafın kare kökünü alıyoruz. Kare ile kare kök sadeleşiyor. X eşittir kök 5 dediğimiz gibi. Çünkü kare ile kare kök birbirinin tersi işlemlerdir. Burada da aynen şunu yapacağız. Eğer sen integral içerisinde bir fonksiyonun integralinin karşılığını biliyorsan, mesela 3x kare artı 5 diyelim. Diyor ki her iki tarafın türevini al. Bu durumda türevle integral sadeleşir. Direkt f'i bulursun diyor. Şu türevin sonucu f'tir diyorsan. Bunu demek istemiş burada. Yani şurada bakın. İntegral fx dx eşitini biliyorsun. Şöyle bir şeye eşit. Hemen diyor her iki tarafın türevini al. Bak burada da türevini aldım. Burada da türevini aldım. Türevle integral sadeleşti. Geriye bir tek fx kaldı. Burada da şu fonksiyonun türevi çıktı. Sabitin türevi zaten sıfır olduğu için bir tek f'in türevi geldi arkadaşım. İşte anlatmak istediği olay bu. Bunun diyor tersi de doğrudur. Yani sen bir fonksiyonun türevinin değerini biliyorsan her iki tarafın integralini alabilirsin hemen diyor burada. Her iki tarafın integralini al. İşte burada da onu göstermeye çalışmış. Şimdi gelelim şuradaki soruya. Birinci örneğimiz arkadaşlarım. Bakın x'e bağlı bir integral var. Hiç integrali almakla uğraşma. Çünkü bu işlemin sonucu sıfır. Neden hocam? Ben buranın integralini alsam bile x küp bölü 3 artı c gelecek buranın integrali. Sonra ben bunun t'ye göre türevini alacağım. İçindeki ifade x'li olduğu için t'ye göre türevi zaten sabit sayı kabul edilecek burayı ve sıfır çıkaracak. O yüzden hiç integral almayla uğraşmıyorum. T'ye bağlı, burası da x'e bağlı. T ve x'e bağlı olduğu için direkt buranın sonucu sıfırdır deyip olayı bitiriyorum. Şu örneğimize bakalım. Bakın ikinci örnek burada ne diyor? Hem burada da arkadaşlarım şu yukarıda söylediğimiz bakın 2x dx diye bir integral var ya. Bu 2'yi diyor ki sen katsayı olarak başa integralin başına, integralin dışına çıkarabilirsin diyor. Bu şekilde yazabilirsin diyor. Bir diğer özelliğimiz de şurada da toplama veya çıkartmalı integralleri tek tek bir bunun bir de bunun integrali şeklinde ayrı ayrı parçalayabilirsin diyor kardeşim. Geldik şu özelliğe, üçüncü sorumuza, örneğe daha doğrusu. Bakın burada iki integralin toplamı var. O zaman ben bunları tek bir integral çatısı altında buluşturayım. Fx artı x çarpı f'in türevinde x diyeyim. Tek bir integralde buluşturdum. Şimdi senin bu f'li g'li verdiği zaman fonksiyonları, hani direkt buradaki gibi fonksiyonun değerini vermemiş de f ve g demişse, bu şekilde işte f'li bir şeyler, f'in türevi var falan. Burada hep şunlara dikkat et. Çarpımın türevi olabilir mi? Bölümün türevi olabilir mi diye sürekli dikkat et arkadaşlarım, unutma. Fonksiyonları direkt f, g şeklinde verdiyse acaba burada çarpımın türevi var mı? Bölümün türevi var mı diye bir bak. Ki burada bakın çarpımın türevi var arkadaşlarım. Olay şu. X çarpı f'in fx'in türevidir şu içerideki ifade, şurası. Gerçekten kontrol edin. Bakın birincinin türevi 1. Çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı ikincinin türevi çarpı birinciyi aynen yazdım. İşte çarpımın türevi var burada dostlarım. Demek ki bu integral aslında x çarpı fx'in türevinin integraliymiş dostlarım. Ki türevle integral sadeleşiyordu. Geriye ne kaldı? X çarpı fx kaldı. Tabii ki artı c'ni de unutma dedi. İşte muhabbetim bu kardeşim. Olayımız bu. Peki hemen bu sayfayı da es geçtik. Geldik şimdi integral alma kurallarına. Bakalım neler varmış bu integral alma kurallarında, görelim birlikte. Şimdi zaten birçoğunu çok iyi biliyorsun arkadaşım. Bak burada sabit bir sayının integrali alınacaksa yanına direkt değişken çarpım durumunda yazılıyormuş. Yani 5'in integrali 5x, 7'nin integrali 7x. Birinci sayfada söylediğim özellik arkadaşlarım, basit. Şuna gelelim. Burada da diyor ki bir polinomlu bir ifadenin integralini alırken kuvveti 1 arttırıyorsun.
bulduğun yeni kuvveti paydaya yazıyorsun diyor kardeşim. Yani mesela x üzeri 3'ün integralini mi alacaksın? Kuvveti 1 arttır, x üzeri 4, 4'ü de paydaya yaz. İşte artı c. Budur diyor. Zaten söylediğimiz bir kural. Aynı muhabbeti şurada, eğer ki x üzeri n paydadaysa, sen önce bunu yukarıya, hani yukarıya kuvvet ters işaretli çıkıyor, x üzeri eksi n diye çevir. Sonra bunu 1 arttır, eksi n'e 1 ekle, bölü aynı kuvveti paydaya da yaz diyor dostum. Şuradaki özelliğimizde katsayı dışarıya çıkartabilir muhabbeti, bunu zaten bahsettik. Bu da köklü bir ifadenin integralini alacaksan diyor, önce köklü ifadeyi üslü ifadeye çevir. Zaten üslü ifadeye çevirdikten sonrasını biliyorsun. Kuvvete 1 ekle, bulduğun yeni kuvveti de paydaya yaz. Burada da yine daha önce söylediğimiz bir özellik, toplamın veya farkın integralini ayrı ayrı toplam veya fark şeklinde yazabiliyormuşuz. Şu özelliğe biraz dikkat edelim. Eğer ki parantezin kuvveti varsa, burada şunu yapacaksınız. X'in kat sayısı 1 olmak şartıyla, bak bu özelliği yapabiliriz. Normal, sanki şuradaki gibi x'in üstünde n varmış gibi düşünüp kuvveti 1 arttırıp aynı kuvveti buraya yazabilirsiniz diyor. Şöyle mesela, x eksi 3'ün 5. kuvvetinin integralini alacaksın sen. Ne diyor sana kardeşim? X eksi 3'ün kuvveti 1 arttırdım 6, bölü aynı kuvveti aşağıya yazdım artı c. Bunu yapabilirsin diyor. Ama eğer ki x'in katsayısı 1 değil, 2, 3, 5, kök 5, herhangi birin dışında herhangi bir şeyse böyle yapamayacaksın. Peki orada ne yapacağız öğretmenim? İlerleyen sayfalarda öğreneceksin, rahat ol. Şimdi geldik buna gençliğin gözyaşları. Bir uyarımız var. Diyor ki çarpımın veya bölümün integrali diye bir şey yok. Sakın ha uydurma diyor öyle bir şey. Türevdeki gibi böyle bir şey yok diyor. Çarpımlı bir ifadenin integralini, işte birincinin integrali, artı ikincinin integrali ya da herhangi bir formülü yok arkadaşlarım. Tamam mı? Bunun böyle bir şey yok. Şimdi şuna bakalım. Notumuzda şunu demişiz. İntegral içinde rasyonel bir ifade varsa önce pay paydaya bölünüyor mu diye bir kontrol et diyor. Böyle bir düzenleme yap diyor. Eğer bunu yapabiliyorsan o şekilde devam et. İntegrali çöz. Peki hocam pay paydaya bölünmüyor ya da herhangi bir işte çarpanlara ayırma işlemi yapıp sadeleştirme yapamıyorsam ne yapacağım? Dediğim gibi onu da ilerleyen aşamada göstereceğim sana. Pekala. Bu da tamamdır. Bakalım bir sonraki sayfamızda neler var? Kaç dakika oldu? 27 dakika oldu. Evet, burada ne varmış? Sorularla öğrenme muhabbetimiz varmış arkadaşlarım. İntegral alma kurallarını sorularla öğreneceğiz. Hadi şu sayfayı en azından bitirmiş olalım. Bakın ne diyor burada? 2 bölü 3 sabit bir sayı. Sabit bir sayının integrali neydi? Yanına değişkenimi yazıyorum. Değişkenim dx olduğu için değişkenim x'tir. X'e bağlıdır. 2 bölü 3 x diyorum. Bakınız burada da sabit bir sayı var. Kök 2 artı 1. O halde kök 2 artı 1 yanına değişkenimi yazdım. Şuraya gelelim. Şu integrale bakalım şimdi. Değişkenim neyi benim arkadaşlarım? Bakın şuradaki d'nin yanındaki diferansiyel çarpanının yanındaki harf benim değişkenim. Yani y'ye göre integral al diyor bana. Peki y'ye göre integral alacağım ama burada y'li bir şey yok. X var. X ne kabul ediliyordu? Sabit sayı. Değişkenin dışındaki bütün harfler sabit sayı. O zaman x sabit sayı, yani kök 2 artı 1'den, 2 bölü 3'ten, 1'den, 2'den, 3'ten farkı yok. X de bir sabit sayı. O halde x'in yanına ben değişkenimi yazıyorum. X'y oldu bu integral. Peki şuna bakalım. Bu neye göre integral al diyor bize? X'e göre integral al diyor. Peki burada x var mı? Yok. Y var. O zaman y bir sabit sayı. Sabit sayının integrali neydi? Yanına değişkeni yaz. Yx. Bir de bunları topla diyor bize. Hadi toplayalım canım kardeşim. 2 tane xy artı c'yi de unutmayın ama dedik. Geldik buna. Kök x dx diyor. Şimdi kök x'in integralini alacağım. Önce x'e göre al diyor. Tamam, bu da x'li bir ifade. İntegrali alalım. Şimdi önce bu integrali şöyle bir yazalım. Köklü ifadenin integralini ben bilmiyorum. Üslü ifadenin integralini biliyorum. O yüzden önce bunu üslü ifadeye çeviriyorum. X üstünde 1 bölü 2 demektir bu dx.
Peki şimdi polinomlu bir ifadenin, yani üslü bir ifadenin integrali nasıl alınıyordu? Kuvveti 1 arttırıyorum, 1 bölü 2'ye 1 ekliyorum. Bölü 1 bölü 2'nin 1 eklenmiş halini paydaya yazıyorum, artı c. Hadi bir toparlayalım bunu arkadaşlarım. 2 kere 1 2, bir daha. X üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c. Şuraya doğru bir satır daha toplayalım mı bunu arkadaşlar? X üzeri 3 bölü 2 demek ne demek? Kök içerisinde x küp demek. 3 bölü 2'ye böldüm, ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 3 demek artı c. İşte daha düzgün hali bu oldu. Şıklar da böyle olur genelde. Peki buna bakalım. Dx bölü x küp. Şimdi normalde x küp aşağıdaysa ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden şöyle yapalım. X küpü yukarıya alalım. X üzeri eksi 3 gelsin. Dx. Hemen toparlıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? X üstünde eksi 3'e 1 ekleyeceğim. Bölü eksi 3'ün 1 eklenmiş halini de buraya yazacağım, artı c. Ne geliyor peki? X üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c. İşte integralimin sonucu bu. E buna bakalım. Burada ne yapacağız hocacığım? E çok basit. Üslü ifade yapacağız birazcık. Hepsi çarpım durumunda. Kuvvetler ne oluyordu? Toplanıyordu arkadaşım. Yani bu integral aslında şu. X üstünde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 10'a kadar olan sayıların toplamı dx. Peki bu da şöyle değil midir? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2. Yani 110 bölü 2'den x üzeri 55 dx oldu mu bu da dostlarım? Peki hadi bu integrali alalım. Neydi kural? Kuvveti 1 arttır, 56 olur. Aynısını da aşağıya yaz, artı c. Şuna gelelim. Hocam bir sürü köklü ifadenin çarpımı var. Önce bunları üslü ifade yapalım mı kardeşlerim? Şöyle. X üstünde 1 bölü 2 demektir bu. Çarpı x üstünde 1 bölü 3 demektir. Çarpı x üstünde 1 bölü 4 demektir. Dx. Şimdi bunların da aynı bir üstteki soruda olduğu gibi tabanlar aynıysa üstleri toplayacağım. Üstleri topladık, 13 bölü 12 geldi. Yani x üstünde 13 bölü 12 dx'miş bu. Peki bu integrali de alalım hocacığım o zaman. Şimdi x'in üstünde 13 bölü 12'ye 1 ekliyorum. Bölü 13 bölü 12'nin 1 eklenmiş halini paydaya yazıyorum, artı c. Kardeş sen düzenlersin. Şöyle bir şey geliyormuş. Zaten cevabını da yazmışım ben arkadaşlar, 7. soru. Geldim 8 numaraya. Dostlar şurada 4 diye bir katsayım var. Bu 4'ü biz bir integralin dışına yazalım şöyle. Çarpım durumunda dışarıya atabiliyorum. Şurada da küp köklü x var. Bunu da x üstünde 1 bölü 3 diye açalım. Üslü ifadeye çevirelim. O halde 4 çarpı x üstünde 1 bölü 3'e de 1 ekleyeceğim. Bölü 1 bölü 3'ün 1 eklenmiş halini buraya yazacağım, artı c. İşte kardeşim düzenlemesini sana bırakıyorum, tamam mı? Ondan sonrası temel matematik işlemleri, geçiyorum orayı. Evet, geldik şuna. Burada da ne var? Bakın pi diye bir sabit sayımız var. Pi dediğimiz şey sabit sayı olduğu için ben bunu integralin dışına yazabilirim. Çarpı içeride de x üzeri e kaldı, dx. Şimdi pi dursun. Kuvveti ne yapıyorduk? 1 arttırıyorduk. E artı 1 olur. Aynısını aşağıya yazıyoruz. E artı 1 artı c'yi de unutmuyoruz. İşte bu integralin sonucu bu. Bakın burada da toplam ve farkın integrali var arkadaşlarım. Ne yapacağız? Tek tek. X karenin integrali. X küp bölü 3. Kuvveti 1 arttırdım. Paydaya da yazdım. Eksi 3 çarpı x üzeri 1'in integrali. Kuvveti 1 arttır, 2 olur. Paydaya da yaz. Artı sabit sayının integrali. Yanına x'i, değişkeni yaz. Artı c'yi de unutmayın arkadaşlarım. İşte bu integralin sonucu da budur. Geldik şuna. Bakın fx şöyle bir ifadeymiş dostlar. Fx böyle bir ifade. Peki f'te biri vermiş. Tamam. Başka neler vermiş? Başka da bir şey yok arkadaşlarım. Verilen her şey burada. E o zaman hadi gelin şimdi fx'in şu integralden bir kurtaralım. Yani şuranın integralini bir alalım. Fx şuna eşit olur. Şimdi 3x karenin integrali 3 çarpı x küp bölü 3 olur. Eksi 4x'in integrali 4 çarpı x kare bölü 2. 1'in integrali de x'tir, artı c'yi de unutmayalım dedim. Şimdi şurada bir düzenleme yapalım. 3'ler gitti. 2 ile 4 sadeleşti, 2 kaldı. Bakın fx aslında şuymuş. X küp eksi 2x kare artı x artı c'ymiş. Şimdi bize neler verdi?
F'de 1 verdi. Hemen x yerine 1 yazalım. F'de 1 eşittir 1 eksi 2 artı 1 artı c. Ve bu işlemin sonucu 6'ymış. O halde ben buradan 1 daha 2, 2 ile gitti. C eşittir 6 buldum. Yani fx'i bir daha yazayım. Fx şöyle oldu. X küp eksi 2x kare artı x artı c. Yani 6 oldu. Peki neyi soruyor bize? F'de 0'ı. Hemen x yerine 0 yazın diyor yani. 0 yazarsam 0, 0, 0, 6. Yani sonuç 6 geldi dedi. 12 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakın burada çarpımın integrali var. Çarpımın integrali diye bir şey var mı? Yok. Ne yapacağız peki hocam? Lan bunları çarpabiliyorsan çarpacak. Mevzu bu. İlk önce buna bakacaksın yani. Önce çarpılıyor mu bunlar? Yani basit bir çarpma işlemiyle yapabilir miyim? Tabii ki yaparım. Dağılma özelliği. Aha bununla bunu. Bununla bunu. Yani şöyle olur. X kare eksi 2x. Şimdi biri dağıtalım. Artı x eksi 2. İşte senin integralin bu aslında. İntegral x kare. Hadi bir daha düzenliyorum. Eksi x eksi 2 geldi. Dx. Şimdi bu integrali almak kolay. X karenin integrali x küp bölü 3. Eksi. X'in integrali kuvveti 1'dir. 1 arttırıyorum. 2 bölü 2. Eksi. 2'nin integrali deyince de yanına x yazıyorduk. Artı c. İşte cevabım bu kardeşim. İntegralini aldım. Peki hocam bunlar çarpılmayan böyle gıcık gıcık ifadeler olsaydı işte dediğim gibi o yöntemleri de ileride göstereceğiz. Değişken değiştirme yöntemi diye bir yöntemimiz var. Oralarda göreceğiz bunu arkadaşlar. Peki kaç dakika olmuş? 36 dakika olmuş. Biraz yoruldum ama öyle çok da yorulmadım arkadaşlar. Aslında biraz daha devam edebilirim. Yani şu sayfayı da hemen hızlı bir şekilde halledebiliriz aslında. Bir bakalım. 3 bir saniye. Şurası 4, 1, 2 3, 4 5, 6. Şu çözdüklerimi de şöyle arkaya düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum ki karıştırmayayım diye dostlarım. Evet. Neredeyiz? Şimdi ben bir yandan da bir zaten ne yaptığımı anlayacaksınız birazdan çıkan seslerde. Ama tabii ki siz etkilenmeyin diye sesli bir şekilde söylemiyorum. Sonuçta bu video çocuklara uygun bir video olarak ayarlandığı için. Evet, şimdi 13 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? 13 numarada diyor ki bize şurada parantez içinde bir ifade var. Burada da x var. Şimdi x olmasaydı, yani bu bölülü bir ifade olmasaydı, şuradaki x olmasaydı biz d ile integrali sadeleştirip direkt şurasıdır cevabımız diyecektik. Ama şimdi payda da bölü x var. Peki ne yapacağız? Bu d ne demekti? D parantez içinde bir şey varsa buranın türevini al, yanına da dx yaz demekti değil mi arkadaşlar? O halde yapalım. Şimdi integrale dokunmuyorum. Bölü x'e de dokunmuyorum kardeşim. Ne yapıyorum? Yukarının türevini alıp yanına dx yazıyorum. Türevi 6x kare artı 8x'tir. Yanına da çarpı dx'imi yazdım. İşte benden bu işlemin sonucunu istiyor. Gelin hemen şunların ortak payda da yazmış ya. Ayrı ayrı paydaya çevirelim mi? Yani 6x kare bölü x 6x yapar. 8x bölü x 8 yapar. Yanında da dx var. İşte benden bu integrali istiyormuş. Bu integrali artık hepiniz çok rahat alabilirsiniz. Ne yapacağız? 6 çarpı x kare bölü 2 artı 8'in yanına da ne yazıyorum? X'imi yazıyorum. Artı c. Bir satır daha düzenleyebilirim. Şuradaki 2 ile 6 sadeleşir. 3x kare artı 8x artı c'dir diyebiliriz. Şimdi bakın bu soruda bence hemen siz videoyu durdurun. Ne yapacağınızı biliyorsunuz çünkü. Eğer ki şu x kare olmasaydı sadece d ve parantez içindeki ifade olsaydı d ile integrali sadeleştirecektim çok güzel bir şekilde. Ama şimdi ne var? X kare var. O zaman önce şu d'nin yanındaki işlemi bir yapalım. Şurayı bir yapalım. Bu ne demekti? Türevini al, yanına dx yaz. Türevini alıyorum. 4x'tir. Yanına da dx'imi yazdım çarpım durumunda. Şimdi ne var bir de burada? Başında bir de bunun x kare var. X kare çarpı. O halde benim integralim şu oldu mu? X kare ile 4x'in çarpımı 4x küptür. Yanında da dx var. Hadi bu integrali sonucu ulaştıralım. 4 çarpım durumunda başa geçti. X üzeri 4 bölü 4 oldu değil mi? Küpü bir arttırdım. 4
Buraya da 4'ü yazdım. Artı c. 4'ler gitti. X üzeri 4 artı c'dir bu işlemin sonucu. Hadi geldik buna. Bak sadece d var. Yanında çarpı x yok, bölü x yok, bölü herhangi bir şey yok. Neydi bunun kuralı? Şunla şu sadeleşti. X küp eksi 2x. Yanına c ekleyeceğim mi hocam? D sağdaysa ekleyeceksin. Hemen ekledim. İşte mevzu bu kadar basit. Bu işlemin sonucu bu. Hemen geldik buna. Yaptık bunlardan arkadaşlarım. D ile bu sadeleşiyor. Geriye ne kalıyor? X kare eksi 2x dx geldik. Bu kadar basit işte. Bu işlemin sonucu bu. Şuna gelelim. Bunu yapalım. Arkadaşlar burada da bölü bir ifade var. Ne dedik? Rasyonel bir ifade varsa önce bölünüyor mu diye bir kontrol edin. Bakın bunların hepsi tek tek buna bölünüyor. Yani ben bu integrali şöyle yazabilirim. X üzeri 6'yı x kareye bölersem x üzeri 4 eksi. X üzeri 4'ü x kareye bölersem 2x kare artı 1 bölü x kare. Şöyle yazalım. Bunun integralini alacağız şimdi dx. Peki alalım integralini. X üzeri 4'ün integrali x üzeri 5 bölü 5 eksi. 2 çarpı x karenin integrali x küp bölü 3 artı 1 bölü x kare demek. 1 bölü x kare demek x üzeri eksi 2 demekti. Şimdi x üzeri eksi 2'nin integralini alacağım. Kuvveti 1 ekliyorum. Artı 1 yapıyorum. Bölü 2 eksi 2 artı 1'i paydaya da yazıyorum. Peki eksi 2'ye 1 eklersem ne olur? X üzeri eksi 1 olur. Bölü eksi 1'i buraya da yazdım. Artı c. Yani bir satır daha düzenlersek x üzeri 5 bölü 5 eksi 2x küp bölü 3. Buraya bakalım. X üzeri eksi 1 1 bölü x demek. 1 bölü x buradan geldi. Bir de bölü eksi 1 var. O eksi 1'i de buraya atalım. Artı c. İşte bu işlemin sonucu budur arkadaşlarım. Düzenlenmiş hali. Peki geldik 18 numaraya. Bakın burada da yine bölülü bir ifade var. Ama tek tek bölünmüyor bunların hepsi değil mi birbirine? İşte burada neye dikkat edeceksiniz? Şu yukarıdaki ifade acaba bir şeyin açılımı. Bakın x küp var. 2'nin küpü var. X eksi 2'nin küpünün açılımıdır bu arkadaşlarım. Çarpanlara ayırmada öğrendik bunu. X eksi 2'nin küpü bölü aşağıda da x eksi 2 var. Dx. Hemen şununla şunun bir tanesini götürelim. İki tane kalsın burada. Ne kaldı geriye? X eksi 2'nin karesi dx. X'in katsayısı 1 olduğunda biz bunu şöyle yapabiliyorduk. Kuvveti aynı normal integral alma yöntemi. Kuvveti 1 arttır bölü 3 artı c. İşte senin aradığın cevap budur diyebilirsin kardeşim. Ya da istersen bunu tek tek açabilirsin de. Canım kardeşim bunu açma da yapabilirsin istersen. Orası sana kalmış. Seçim senin. Peki gelelim buna. ...19. soru... ...fx'in y eksenini kestiği... ...noktanın... ...ordinatı 6 ise... ...bu cümleyi bir okuyalım... ...fx'in y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyoruz biz... ...x yerine 0 yazarak... ...o halde f'de 0'mış... ...6 olan şey... ...bunu söyleyelim bir kere bu bir... ...sonra... ...bakın türevinin eşitini vermiş... ...o halde gelin biz burada... ...her iki tarafın integralini alalım... Türevle integral sadeleşsin. Burada bir tek fx kalsın. Fx'i bulmuş olalım. Peki buranın integralini alıyorum şimdi. 4 çarpı x kare bölü 2 eksi 2x artı c'dir. Bunu da unutmayalım. Şimdi hemen x yerine 0 yazınca 6'ya eşitmiş. F'de 0'ı bulalım. 0 yazarsam 0 0 bir tek c kalır ve c'de 6'ya eşitmiş arkadaşlarım. Bunu bulduk. C 6. O halde fx'i bir daha düzgünce yazıyorum şimdi. Şu 4 ile 2, 4'ü sadeleştirelim, 2'yi sadeleştirelim. 2x kare eksi 2x artı c yani artı 6'ymış fx dediğimiz ifade. Bize de neyi soruyor? F'de 2'yi soruyor. X yerine 2 yazın diyor. 4, 8 olur. 4 olur artı 6. 14'ten 4 çıktı. 10 kaldı sorumun cevabı diyebilirim. Evet geldik buna. Şimdi burada da f'in türevli bir ifadesi var. İntegral var arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi sadece f'in türevi olsaydı
Direkt türevle integrali sadeleştirecektim ama yanında x çarpımı var arkadaşlarım. O yüzden burada biraz daha dikkatli oluyorum. Şimdi benim f'e ulaşmam için yapmam gereken işlem şu. Şuradaki integralden kurtulmalıyım ben kardeşim. Şu integrali yok edeceğim. O yüzden diyorum ki her iki tarafın gelin türevini alalım. Hemen her iki tarafın türevini alıyorum. Yani d bölü dx yazabilirim buraya. Buradan da yine d bölü dx yazalım. Peki d ile integral gitti. Dx ile dx gitti. Geriye ne kaldı? X çarpı f'in türevinde x kaldı. Eşittir. Şurada da türev alma işlemi yapacağız. Hemen yapalım. 6x kare eksi 12x de burası çıktı. Peki x'e bölelim her iki tarafı. F'in türevinde x eşittir. 6x eksi 12 geldi. Bakın biz f'in türevini bulduk. Peki bize ne lazım? F'de 0 lazım. F'de 1 biliyoruz. F lazım yani kısaca. Peki ben buradan f'e nasıl ulaşacağım? Her iki tarafın türev integralini alarak. Türevi yok etmem lazım. İntegral alıyorum o yüzden her iki tarafta. Türevle integral gitti. Geriye bir tek fx kaldı. E buranın integralini alalım. 6 çarpı x kare bölü 2'den 3x kare. Eksi sabit sayının yanına x'i yazıyordum. Artı c'yi de unutmayalım. İşte bu da benim fx fonksiyonum. Şimdi c'yi bulmam için f'de 1'i vermiş bana. Hemen x yerine 1 yazarsak c'yi buluruz. 1 yazarsam 3, eksi 12 artı c. Bu işlemin sonucu 6'ymış. Burası eksi 9. Bu tarafa attık. C'yi 15 bulduk. Yani fx'i bir daha yazalım. 3x kare eksi 12x artı 15'miş fx. Bize de f'de 0'ı soruyor. F'de 0 eşittir. Ne geliyor? 0, 0, 15 geliyor arkadaşlar. Sorunun cevabı 15'miş diyebiliriz. Evet. Şimdi ne yapalım? 20 tane soru çözdük. Burada biraz duralım. Ne kadar zaman olmuş? 46 dakika olmuş. Arkadaşlar bu birinci videomuz olsun. İntegralin ilk videosunu burada dur bırakmış olayım ben. Sonraki videomuzda da 21-24. Oho bol bol sorumuz var. Kaç tane yazmıştık? 36. Üşenmeden yazmışız. Evet, değişken değiştirmeye kadar da bir videoda da bunları çözeriz. 36'ya kadar da sorumuz varmış. Bunların PDF'sini indirmeyi unutmayın. Ben açıklamalar kısmına PDF'nin linkini bırakacağım zaten arkadaşlarım. Oradan indirip oradan takip edersiniz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlarım. Sürekli bunu söylemek istemiyorum. Sevmediğim bir işlem bu. Abone de ol, abone de ol falan filan demeyi çok sevmiyorum ama gerekiyor yani. Boşuna çekmiş olmayalım şu videoları. Abone de olun ki biz de bir en azından gaza gelelim dostlar. Evet, hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.